kimse 3 ay işçi çıkaramaz. Ya sen devleti hiçe sayıyorsun büyükşehir. Ya hayırdır sen kimsin ya? Ya ben bu belediye benim. Halkımın, halkımızın. Birlik beraberlik değil miyiz kardeşim? Kardeş değil miyiz? Ya Allah sizin yani nasıl istiyorsa öyle yapsın ya. Allah size daha beterini yapsın. Sabahlara kadar uyuyamıyoruz arkadaş ya. Bir devleti ezmeye çalışan bir belediye varsa demek ki demokrasi de yok, insan hakları da yok. Eylem alanı değil. Nasıl bir eylem alanı? Biz burada basın açıklaması yapamayız. Nasıl yapılamaz? Buraya farklı yapabilirsin. Yapılamaz diye bir kural var mı? Bana bir fikir gösterir misiniz? Yapamaz. Ya polisi çağırırsın, tamam. Göster bana, göster bana yapılamayacağını göster. Abi, ya göster bana yasa. İstanbul'da biz bir şey valilik kararıyla. Kardeşim biz basın açıklaması yapıp gideceğiz. Bak biz bir şey söyleyeceğiz. Nasıl yapamayız ya? Basın açıklaması. Basın özgürlüğü yok mu? Ya bir şey söyleyeceğiz. Basın özgürlüğü yok mu? Yani siz misiniz zaten? Bu şimdi CHP oldu diye burası siz misiniz burada? Siz nesiniz ya? Başkanlar namus sözü vermedi. Sen görevini yapıyorsun bak. Sen görevini yapıyorsun. Sen bana başkanını çağır bana. Başkanını çağır. 15 sene kadar emeği mi çaldınız? Bir de siz tamka söylüyorsun bize. Tazminatı mı veriyorsun? İşsizlik maaşını mı veriyorsun? Arkadaşım 15 yıl hizmet ettik bu belediyeye. Ayıptır ya. 25. maddeden çıkartılıyoruz. Bize tamka olmasını biliyorsunuz ama. Siz olsanız ne yapacaksınız? Arkadaşım biz burada. Şurayı açar mısın? Şurayı açar mısın? Hani özgürlük? Hani demokrasi? Hani basın özgürlüğü vardı? Neymiş? Recep Tayyip Erdoğan diktatörmüş. En büyük diktatör bunlar. Ben sosyal medyada Tayyip Erdoğan'ı savundum diye, AK Parti'yi savundum diye, CHP'lileri kötüledim diye beni işte atıyorsunuz. Hırsızlık mı yaptım? Kuruma kötü bir şey mi yaptım? Benim emeğim bir de bana ne yapıyorsunuz? Emeğime karşılığı olan tazminatımı vermiyorsun. İşsizlik maaşı alamıyorum ben. Evimi kirası nasıl ödeyeceğim? Bankaya borcumu nasıl ödeyeceğim? Şurayı açın arkadaş. Sen şurayı açar mısın? En büyük engel budur. Açın abi. Açın abi. Açın abi. Açamayız. Ne demek açamayız ya? Bekleyin. Ölmek açamayız ya. Ya arkadaş açacaksınız burayı ya. Burayı açacaksınız. Burayı açacaksın. En büyük şey yok. Adam ne açarsınız? Açın abi açın şurayı. Burada bir dakika hem de yaşayasın abi ben size halledeceğim. Açın şurayı abi. Buraya açıklayacak diyecek ki seni niye attın? Niye attın diyecek. Bana diyecek ki namus şeref sözü verenler nerede? Namus şeref sözü he? Namus şeref sözü verdiniz. Bir insanın parası olmayabilir. Parasız olabilir. Ama bir insan namus şeref için yaşayacak bu ülkede. Namusun şerefin yoksa ülkeyi terk et. Bir biz, de biz burada en büyük partinin genel başkanısın. Konuşacağız. Terbiyesizler. Yani bu işin peşi bırakılmayacak yani anladın mı? Gerekirse savcılığa gidip suç duyurusuna bulunacağız. Bu karalamayı üzerimizden kaldırsın. Tazminatımız onlara başçı olsun. Nerede bizim tazminatımız? Karalamasınlar. Tamam. Karalama işini bitirsin. Biz AK Parti'yiz. Kaldırsın o yazıyı. Tayyip Erdoğan'ı savunuyoruz diye. Tamam mı? Verseydim benim tazminatımı. Çıkarsaydım sesimiz çıkmazdı. Açın şuradan konuşalım. Açın. Açsanız arkadaşlar. Arkadaşlar. Açar mısın şurayı? Arkadaşlar. Şurası basatın. Neydi arkadaşlar? Ya bizi şuraya sokmuyor musunuz? Sen de işçisin lan. Sen de işçisin. Var mı? Var mı? Ya biz bu belediyenin. Basın açıklaması. Karşı taraf farklı yapılacak. Bu da kamu kurumu. Ya biz bu belediyede çalıştık. Kardeşim. Sen bizi nasıl sokmuyorsun buraya ya? Bunlar da sen kim çalışıyorsun? Abi görevimizi yapıyor. Sen bizi anlıyorsun. Ya anlıyorum. Anlıyorum. Tamam anlıyorsan. Bir dakika şuradan. Bu insanların ekmeğiyle de oynuyorsun sen burada. Böyle olmaz. Ya bak bak. Öyle olmaz. Siz işçisiniz değil mi? Bakın bak. Bir şey söyleyeceğim. Biz de Büyükşehir personeliyiz. Tamam bir şey göstereceğim size. Burada yazıyor. Büyükşehir Belediyesi. Bir şey söyleyeceğim. Biz de personeliyiz. Biz de personeliz. Biz de bir şey yapıyoruz arkadaşım. Biz de personelik yaptık bu ülke burada. 12 sene, 15 sene çalıştık burada. Bak bak bir şey göstereceğim. Burada ne yazıyor? Ömer Çevik diyor, personel diyor değil mi? İşe geldim. 3 ay sonra beni yükselttiler bunlar. Ne yaptılar? Tesis sorumlusu. Vay Ömer Çevik sen güzel iş yapıyorsun. Güzel icraatlar yapıyorsun. Ya şuna yükledikler akbili bile geri çektiler. Bu kadar mı açlık olur ya? Bu kadar mı yani damusuzluğu? Yol parası ya? Yatan akbillerimizin de parasını aldılar. Bak, bak şu yakışıyor mu? Şu. Bak burada gösteriyorum. Şunda ne yapıyor? Şu akbilde. Kara listeye alındı. Akbilde yazan, makineye koyduğunuz zaman yazan yazı kara listedesiniz. Kara liste yapmışlar bizi. Kara listede. Ne kara demek liste. Biliyorsunuz bu? Ne ya? Hırsızlık. Sosyal medya paylaşımını yapmamıza rağmen atamadılar. Şunun üstüne kara liste yazıyor. Bakın bizi assınlar. Tazminatımız da onlara heba olsun. Hem hırsızlık maddesi kullanıyorsunuz hem kara liste. Ayıp ayıp. Yazık ayıp günah. Ayıp. Bizim namusumuz şerefimiz var. Sayın Kılıçdaroğlu ne dedi? Mecliste dün ağladı. Hak, hukuk, adaleti de ağladı. Ben onun gözyaşlarına inanmak istiyorum. Sayın İmamoğlu, belediye başkanımız. Ay açıklamayı burada yapmıyoruz arkadaşlar. Onun dediğine inanmak istiyoruz. Sen yapmak istiyorsun. Hayır. Bakın, hayır arkadaşlar. Bak demin istiyoruz. Tamam. Bak, nasıl burada, sizi burada buluyor? Tamam. Senin görevlik. Güvenlik abi. Tamam. Sakin olun. Sakin olun. Gelsin aşağı. Sakin olun. Sakin olun. Gelsin buraya.
Burada buraya. Siz burada sesiniz duyuyor insanlar. Basın da duyuyor. Ayın 4'ünde işten attılar. Bakın. 6. ayın 4'ünde işten attılar. Bunların sorgusuz sualsız. Sorgusuz sualsız. Engel. Kalışın. Arkadaşlar. Kalışın. 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 Bir dakika dur. Ya bana bak. Biz bak siz de buna saygı gösterin. Siz de buna saygı gösterin. Bak bir dakika. Ömer abi mi? 15 yıllık emeğim gitmiş. Bak. Şurada oturup 2 dakika konuşmak istiyorum. Nedir? Dedi ki başkan duysun bizi. Kılıçdaroğlu namus sözü vermiş diye dedi ya bu içiye atamazlar. Siyasi görüşünde olursa olsun atmayacağım. Sözü. Ama ne yaptı? Bak 15 yıl hak vermişiz, emek vermişiz. Bizi tuttu direkt sorgusuz 4 tane 5 tane sosyal paylaşımdan dolayı işimizden emeğimizden ekliyoruz. İşsizlik maaşı bile bağlanmadı. Ya biz onda değiliz kardeşim. Biz diyoruz ki burada açmamız. Talebin ne şu anda? Ömerciğim, talebim kardeşim. Bir dakika arkadaşlar. Ömerciğim. Şu anda Barış Mamiler geldi. Yasa varmış. Biz karşıya geçiyoruz. Buyurun basın arkadaşlar. Karşıya geçiyoruz. Gerçekten açıklama yapacağız. Size saygımız sonsuz. Siz de bizim gibi emekçisiniz. Sizden de ama çok özür diliyoruz arkadaşlar. Emekçi arkadaşlar. Emekçiden özür diliyoruz. Aminiz kimse. Ondan rica ediyorum bir vatandaş olarak. Biz yetkili biriyle görüşmek istiyoruz. Yetkili biriyle görüşmek istiyoruz. Sadece derdimizi anlamak istiyoruz. Kimse o gelsin görüşmek istiyoruz. Bak ben tazminatımı onlara heba ediyorum. Mahkemeye vereceğim. Mahkemi sonuna kadar alacağım. Ama heba ediyorum. Çoluk çocuğumun riskini onlara yedirmeyeceğim. Arkadaşlar. Beni işten alsınlar. Size saygımız sonsuz. Siz de ilgisi her birinize saygım sonsuz. Bizden geçin. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. İstanbul Ümraniye ikamet ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirağı olan İSPAK kurumunda çalışıyoruz. Burada görülen abilerim ve ben sadece 3 kişiyiz. 17 kişiden atıldık. Diğer 17 kişi de belli sebeplerden dolayı şu anda aramızda olamadılar. Ama onlar da avukatlarına vererek süreci adalet önünde aramaya başlar bizler gibi. Biz bu işten çıkma yasağı olduğu için pandemi sürecinde işten atamadıkları için sırf tazminat vermemek için işsizlik maaşı vermemek için ve işten bizi çok kolay atabilmek için sosyal medyayı bahane ederek bizleri 25E açılımı da şudur en ağır madde içinde hırsızlığın da bulunduğu ama bizi D şıkkından yani işçinin işverenin görevini kötüye kullanmak maddesini kullanarak işten attılar. Sosyal medyadaki paylaşımlarınız neydi? Sosyal medyada benim şahsi paylaşımım siyasi ağır eleştiri. Küfür yok. Sayın İmamoğlu'na bir küfürüm yok. Kılıçdaroğlu'na bir küfürüm yok. Sadece CHP ve zihniyetine ağır bir eleştirim var. Bundan dolayı bizi işten atabilir şirketimiz. Atarken de tazminatımızı vermek mecburiyetinde. Bu örnek 7 ay 8 ay önce bizim İSPAK'ta gerçekleştirdi. Bir şefimiz sosyal medyadan dolayı yakalandı. İSPAK'ta bu yeni yönetimde. Tazminatını, ihbarını, kıdemini, her şeyini vererek işine son verildi. Şimdi onunla beni, bizim aramızda ne fark var? Ne fark var biliyor musun? Söyleyeyim. İşten çıkanma yasağı var. Bizi bu süreçte işten atamadıkları için bu maddeye bağladılar. Burada önce Cumhurbaşkanıma, sonra aziz milletime ve İstanbul'u vatandaşlarıma sesleniyorum. Allah rızası için. Bu hak mıdır? Biz burada eylem yaparken kimseyi kırmak, kimseyi üzmek, saygısız yapmak istemiyoruz. Sadece hakkımız olan tazminatımızı almak istiyoruz. Bizim işe dönmek niyetimiz yok. Biz bu zihniyetle çalışmak istemiyoruz. Ama hakkımızı, hukukumuzu versinler. Benim 7 sene, abimin 15 sene, diğer abimde 15 sene emeği var. İSPAK'ı değnekçilerden kurtaran insanlar bunlardır. Bakın değnekçilerden. İSPAK bugün bir markaysa, dünyaca konuşulan bir markaysa, o el terminal cihazlarını dünyadan bizden sipariş alıyorlarsa bunlar sayesinde. Ben daha yeni girdim bu şekilde. Ben 7 seneliyim. Diyeceğim bu kadar. Sadece şöyle söyleyeyim. Üst düzey yetkililerle görüşmek istiyorum. Görüşmek istiyorum. Şimdi ben 15 yıl burada çalıştım. Dediğim değnekçilerle bu şekilde sinerjisiyle çok büyük mücadelelerim. Ve arkadaşlarımla. Tabii ki bir ekip olarak. Yani bu tek başına olacak değil. Paylaşımlarımız şu. Tayyip Erdoğan'ı beğenmiş. 4 tane resim. Halbuki çok resimler paylaştım. Bu bahane. Bu bahane. Bir insanın 15 yıllık emeğini çalan bir belediye zihniyeti varsa bu ülkede. Bir de özgürlük diyorsun. Özgürlük hakları. Nerede ya? Ya bize tazminat verme. Bizi işe de alma. Ama bizi dürüstçeyiz. Namusluçeyiz. Kardeşim ya. Namuslu bir şekilde de ki ya sen benim işime yaramıyorsun. Tamam mı? Attım seni. Tazminat vermiyorum. Eyvallah deyip gideceğim.
Ama sen buraya madde koyuyorsun ya. Sen bizi bu kadar, yani 80 milyon insanın içinde küçük düşürücü. Bu maddenin kanalı. Bu maddenin açılımı görevi kötüye kullan. Ya ben görevi nasıl kötüye kullanırım? Zaten gece çalışıyorum. Ben tesislerin sorumlusuyum. Gece çalışıyorum. Ne yapabilirim? İşte para çalma gibi şeyine giriyor. Efendime söyleyeyim, hırsızlığa giriyor. Bu madde bunu gösteriyor. Yani sosyal medya paylaşımıyla alakası yok. Yani bu dört resim bunları kocundurmuş. Kardeşim sen de güzel bir şey yapsana da paylaşıyor. Ya bu adamlar güzel bir şey yapıyor, paylaşıyoruz. Niye? Adam hizmet ediyor, paylaşıyorum. Ben siyaset etmiyorum yani. Onu bunun şeyinde değilim. Bu vatana hizmet eden kim olursa olsun onu her zaman beğenirim. Her zaman yanında oluruz. Ama burada bizim 15 yıllık bir emeğimiz var arkadaş. Yani biz bu arkadaşlarla birlikte biz neler çektik? Buyur. Maddeler burada yani. 25. Evet, maddesi. Bakın, bakın. Sosyal medya paylaşımı diyor. Altına geçtiğin zaman şurada bak 25. E maddesi. İşsizlik maaşı vermesin, tazminat vermesin. Bir de işçi çıkarma yasağı var. Ya buradan Cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum. Böyle bir belediye istediğini yapıyorsa bizim bu devlette, bu Türkiye'de yaşamamızın hiçbir anlamı yok. Bir devleti ezmeye çalışan bir belediye varsa demek ki demokrasi de yok, insan hakları da yok. Doğru dürüst yiyemiyoruz, içmiyoruz, yatamıyoruz. Ailemizde herkesten huzursuz olduk ya. Millet bizi görüyor ya diyor, siz hırsızlık mı yaptınız diyor, siz işten attılar. Ya hayırdır diyorlar. 15 sene ben bir tane tutanağım yok. 15 yıldır yöneticilik yaptım. 15 yıldır hizmet ettim. Ya bu nasıl bir iştir ya? İlk baştan 6 ay önce başladı bu olaylar. Sendika, disk geldi, sendika geldi. Dediler dışa geçeceksiniz, işte atacağız. Biz de tam tersi diski kötüledik. Hizmet sendikasını destekledik. Arkadaşların kimi geçti, kimi geçmedi derken biz sendika seçimi oldu. Biz kazandık. Hizmet sendikası tek başımıza geldi. Şimdi bunlar bizi feşlemişler. Siz AK Partilisiniz. Siz de Tayyip Erdoğan'ı Allah gibi tapıyorsunuz diye laf da kullandılar bize. Selamun aleyküm diyorsun ki odalarına giriyorsun. Aleyküm selam demezler. Hello diyeceksin onlara. Böyleler. Siliyormuş. Neyse bu baktılar ki olacak gibi değil. Bizi işi çıkartmak için sosyal medyalarımıza girmişler. Bu da yasak. Tabii sosyal medyama nasıl girersin? Onu kağıtlamış, fotoğraflamış. Gelmiş bana diyor ki bunu sen paylaştın mı? Evet paylaştım. Paylaştım ne paylaştım? Kılıçdaroğlu'nun hastanelerine gerek var. Bir sürü para gidiyor. Ülkenin bütçesi bozuluyor. Hastaneye gerek yok falan diye. Ben de dedim işte hastaneye gerek varmış. Onu paylaştım. Fox TV, Oda TV, CHP kapanırsa dedim bu ülkeye huzur gelir. Bunu paylaştım. Bir daha bir arkadaş var. Cana Kaptancıoğlu'na orada laflar söylüyor. Onu paylaştım. Benim Facebook'um hala duruyor. Bak girerseniz bir oldurmuş. Belki hepsi durur abi. Ölene kadar AK Parti. Bu parti, bu CHP'ye ben hayatta vermem. Biz Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkarız. Tayyip Erdoğan da sahip çıkarız. Bunlar hayatın çıkıp açık değil. Ciddi bozukluklar var bunun içinde. İnsanlar ayrılıyorlar. Biz ayrımcı değiliz. Biz birlikte olmayı yaşamayı seven bir insanız. 100 yıldır da, 600 yıldır, 8 yıldır beraber yaşıyoruz. Biz ayrılmaya çalışıyoruz. Neyse. Bunlar AK Parti'nin olduğumuzu bildikleri için baktılar ki tam sosyal şey zamanı, işten çıkartamıyorlar bizi. Biz de sosyal medya paylaşımından dolayı hiç sinirine girmeden sen paylaştın, ben paylaştım dedim. Ben paylaştım, gurur duyuyorum paylaştıklarımla dedim. Eve gönderdiler. 3 gün sonra not atarsın ki bize şey. Kardeşim beni istemeyebilirsin. Ben AK Partili olduğumu biliyorsun. O zaman dersin kardeşim. Seninle ben çalışmak istemiyorum. Al tazminatını git. Ben de alır tazminatımı giderim kardeşim. Benim için ev kira. Bankaya borç var. Ev su, elektrikti. Ne yapacağım ben şimdi bu saatten sonra? Ne yapacağım? Yarın bak yarın bütün burada ben aç kalayım burada dinlenmeye başlayacağım. Bak burada neden akşam dinleneceğim? Bir insan aç kalmamak için mücadele eder. Bir şekilde mücadele edeceğiz. Diyor ki İmamoğlu, tasarrufa gidiyoruz. Tasarrufu ne biliyor musunuz? Tasarrufu ne? Şimdi benim 12 sene, bunun 15 sene. Benim 80 bin lira tazminatımı yedi. Arkadaşın 100 lira tazminatını yedi. 180 lira şu cepte. Tasarruf yapıyorlar. Tasarruftalar. 180 cepte. Bizim gibi şimdi çıkartılanlar da var. Her birinden 100 lira, 80 lira indirdikler ama tasarrufa gidiyorlar. Çok büyük tasarruf yapıyorlar. Kardeşim 12 sene gibi emin iyi yiyorsun benim ya. Paramı ver.